Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet, yanlış duymadınız, yanlış görmediniz başlıktan da. Gökhan Şeki tekrardan ringlere geri dönüyor arkadaşlar. Videomuzda detayları konuşalım. Şimdi arkadaşlar, sabah saat 7.30-7.40 civarı bir şeydi ve ben yatağımda böyle yarı uykulu bir şekilde telefonuma bakarken bir de ne göreyim? Glory'nin resmi Instagram hesabı arkadaşlar Gökhan Şeki'nin geri döndüğü haberini paylaştı ve gerçekten çok mutlu oldum. Bir şanslılık içinde oldum. Çünkü hiç böyle bir haber, böyle bir şey beklemiyorduk. Mutlu olduk gerçekten Gökhan Şeki'yi tekrardan izleyebilme şansına erişeceğimiz için arkadaşlar. Gökhan Şeki Glory'nin Collision 3. Daha doğrusu Collision 3. Nedense hep bunu yapıyorum arkadaşlar. Bir İngilizce kelime olduğu zaman, yani sondaki rakamı Türkçe söylüyorum. Sizde de var mı böyle bir huy bilmiyorum. Bu ama bir tek bende yoktur diye düşünüyorum. Bu Türkler yapıyordur bunu yani. Türklere özgü bir şeydir yani bu arkadaşlar. Neyse, Glory'nin Collision 3 organizasyonunda yer alacak ve çok yakın bir zamanda arkadaşlar, 23 Ekim'de olacak bu organizasyon. Demek ki Gökhan Şeki gerçekten iyi antrenmanlıymış ki, iyi hazırlanmış ki bunu kabul etmiş arkadaşlar, bu organizasyonda dövüşmeyi. Bu organizasyon Rico Verhoeven ve Alistair Overeem'in kemer maçının olacağı, yani ana maçın bu olacağı ve gerçekten birbirinden iyi dövüşçülerin yer aldığı bir organizasyon. Fight kartını da arkadaşlar şu an ekrana koymuşumdur, görüyorsunuzdur mutlaka. Bu fight kartta Türk'te iki sporcu var Gökhan Şeki harici arkadaşlar. Bunlardan biri Serkan Özsağlayan. Kendisini gerçekten çok severim. Tanışmışlığımız da, bir araya gelmişliğimiz de var. Çok iyi bir insan ve gerçekten de iyi bir dövüşçü olduğunu düşünüyorum. Bu maçla birlikte de Glory'de sözleşmesinin vesaire uzayacağını düşünüyorum. Yani iyi bir maç yapacağını düşünüyorum. Bir başka sporcumuz da Ertuğrul Bayrak arkadaşlar. Neyse, bunu da kapatırsak arkadaşlar, Glory'nin Collision 3 müsabakalarında, organizasyonunda birbirinden iyi, çok güzel maçlar var. Gökhan Şeki de buna dahil oldu arkadaşlar. Ancak Gökhan Şeki'nin henüz rakibi belli değil. Çünkü son dakika bir haber bu şu an. Belki bugünün devamında rakibi belli olabilir. Belki bir gün, iki gün içinde, ama eli kulağındadır. Çünkü organizasyon 23 Ekim'de arkadaşlar. Hazırlıkların böyle yapılması gerekiyor. Bunları çabucak yapabilmek için de hani rakiplerin, fight kartın belli olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Gökhan Şeki'nin dönüşüne tekrardan gelelim arkadaşlar. Gökhan Şeki biliyorsunuz ki en son UFC'de kariyerini sürdürüyordu. Ve bu kariyerde İki maç yaptı. İlk maçını yendi. İkinci maçında da arkadaşlar knockout oldu. Çok kısa bir sürede yenildi. Ve daha sonrasında da uzunca bir süre maç yapmadı. Ve şimdi işte tekrardan ilk maçına Glory'de, yani kickbox olarak çıkacak arkadaşlar. Şimdi bunların da nasıl dövüşe etkileyeceğine biraz bahsedelim. Uzunca bir süredir maç yapmıyor. Gökhan Şeki tabii ki çok profesyonel ama maç yapmamanın da verdiği bir gerginlik illaki olacaktır. Çünkü arkadaşlar sıradan insanlar değil bu arkadaşlar. Gerçekten profesyonel ve bakın hemen videosunu bile yapıyoruz yani. Buna değecek insanlar. O yüzden böyle ya acaba eski performansım olmaz mı vesaire gibi düşüncelere kapılmaları hiç sürpriz olmaz arkadaşlar. Çünkü çok fazla ara verildi. Normalde 3 ayda bir, 4 ayda bir vesaire, hani böyle bir aralıkta en azından maç yapan sporcular olduğu zaman daha böyle hani kendine güvenli ve ne yapacağını bilen sporcular oluyor arkadaşlar. Ancak çok fazla 2 yıl, 3 yıl ara verildikten sonra biraz böyle psikolojik anlamda toparlanmak zor olabiliyor. Bunun dışında herhangi bir fiziksel olarak, ne bileyim ruhani olarak Gökhan Şeki'nin hazır olduğunu, hazır olamayacağını düşünmüyorum yani. Hazır olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve güzel bir maç yapacağını, bizlere tekrardan o eski günlerini göstereceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Şimdi Glory olayına gelirsek de arkadaşlar, biliyorsunuz dedik ki Rico Verhoeven ve Alistair Overeem maçları olacak. Bu bir ağır şiklet kemer müsabakası olacak. Kemer 2013 yılından beri Rico Verhoeven'da arkadaşlar. Bu iki sporcuyla da Gökhan Şeki'nin bir kapanmamış hesabı var diyebiliriz. Alistair Overeem'la K1'in ya yarı finaliydi ya da finaliydi, şu an tam hatırlayamıyorum arkadaşlar. O maçtan bir maç önce Gökhan Şeki'nin sağ kolu kırılıyordu ve kırık kolla maça çıkıyordu arkadaşlar. O maçı tekrardan YouTube'dan bulup izleyebilirsiniz ve dediklerimi gerçek olduğunu göreceksiniz. Gökhan Şeki hep sol koluyla vuruyor. Bunun sebebi bu. Belli bir süre güzel götürüyor. Hatta spinning hook kickle Alistair Overeem'i yere de yatırıyordu. Çok güzel bir böyle bir tekmeydi. Ancak Overeem kolunu fark ediyor ve daha sonrasında hep middle kicklerle
İşte Karakiler Vuruşları'ya kolunu gerilemeye çalışıyor ve daha sonrasında Gökhan Seki bu sebepten ötürü maçı kaybediyor arkadaşlar. Rico Verhoeven maçında da daha böyle eski bir maç. Gökhan Şakir'in ayağı kayarak bir pozisyonda yere düşüyor ve hemen kalkıyor, kendini toparlıyor, yani ayaktayım diyor ama hakem bunu knockdown olarak nitelendiriyor ve saymaya başlıyor. Sırf buradaki saymadan kaybettiği puanlardan dolayı arkadaşlar Gökhan Şakir'in maçı gidiyor. Baktığınız zaman Gökhan Şakir çok üstün bir şekilde dövüşüyor Rico Verhoeven'la o maçta. Ama gidiyor. Gökhan Şakir tekrardan Rico Verhoeven'a defalarca meydan okudu. Yani Instagram hesabından yaptı meydan okumasını. Glory'den hiç ses çıkmadı. Rico'dan hiç ses çıkmadı. Böyle kulakları kapadılar. Duymamış gibi yaptılar. Daha sonra da Gökhan Seki bunlara sinirlenerek biraz da UFC'den gelen teklifi kabul etti ve ben hani görürsünüz madem Glory'de, Glory çünkü kickboksun en üst seviyesi ya, ben de daha üst seviyede bir organizasyona giderim gibisinden böyle bir biraz da onlara ders vermek niteliğinde böyle bir hareket yapmıştı arkadaşlar. Şimdi tekrardan benim isteğim, ki bence de planlanan bu olabilir. Gökhan Şakir maçını yenerse, ki eğer inşallah yener, rakibi hani daha böyle çok ağır, böyle çok iyi bir rakip gelmez, şöyle orta halli bir rakip gelir. Daha sonrasında Rico ve Over'ın maçının kazananına meydan okuyacak, o gün orada okuyacak ve bizleri daha heyecanlandıracaklarını düşünüyorum. Ben planın, amacın bu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ve sonrasında da ya Şakir Over'ım ya da Şakir Rico maçlarının hangisi olursa yani çok güzel olacağını düşünüyorum. Umarım bu maçlar gerçekleşir ve umarım Gökhan Şakir bu maçları kazanır arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Glory'nin Collision 3 maçlarında dövüşecek Türk sporcularımıza, başta Gökhan Şakir'e, sonra Serkan Özsağlayan'a ve Ertuğrul Bayrak'a şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah güzel sonuçlar getirirsiniz ülkemize arkadaşlar. Sizler Gökhan Şakir'in geri dönmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum olarak yazın. Yani sizce iyi mi oldu dönmesi? Tekrardan özlemiştik ve o eski Gökhan Şakir'i görürüz mü diyorsunuz? Yoksa abicim adam artık yaşlandı ya, senin neyine dövüşmek? Zirvede bıraksana. Seni bir güzel hatırlayalım mı diyorsunuz? Bunları yorum olarak sizlerden görmek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız, videoları like atarsanız, yorum atarsanız ve beni de Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.